Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. 11 Mart Pazartesi günündeyiz. Bugün Ramazan ayının ilk günü, dinleyenlerimizin, Müslüman aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun sevgili dinleyenler. Hafta tamamlanacak. Süper Lig'de 29. hafta tamamlanacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri önemli maçlar oynandı. Bugün Süper Lig'de tek maç var. Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Marius Şumidika ile yollar ayrıldı. Yerine gelen isim ise Selçuk İnan oldu. Süper Lig'de haftanın tamamlanan maçlarında sonuçlar şu şekilde: Galatasaray 6, Çaykur Rizespor 2, Sivasspor 1, Alanyaspor 2, Konyaspor 2, Adana Demirspor 2, Trabzonspor 5, Fatih Karagümrük 1, Başakşehir 1, bir tek sen Antalyaspor 0, Kayserispor 1, Hatayspor 1, İstanbulspor 1, Kasımpaşa 2, Samsunspor 2, Ankaragücü 1, Fenerbahçe 4, Pendikspor 1. Süper Lig'de bugün oynanacak olan Gaziantep FK Beşiktaş maçıyla hafta tamamlanıyor sevgili dinleyenler. Maçı Arda kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özeral yapacak. Dördüncü hakem Turgut Doman. Maçla ilgili VAR hakemi belli oldu mu? Hayır, VAR hakemi henüz belli olmadı bu maçın sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşalım. Birincilikte önemli maçlar vardı. Birincilikte de bugün tek maç var. Manisa FK sahasında Ümraniyespor ağırlıyor. Birincilikte oynanan maçlarda elde edilen skorlar şu şekilde: Boluspor 2, Giresunspor 1, Bandırma Spor 0, Bodrum Spor 0, Adana Spor 0, Sakarya Spor 0, Eyüp Spor 0, Çorum FK 1, Altay 0, Gençler Birliği 4, Ankara Keçiören Gücü 0, Erzurum FK 2, Şanlıurfa Spor 0, Göztepe 1, Kocaeli Spor 1, Tuzla Spor 2. Bugün oynanacak olan maçta Manisa FK Ümraniye Spor maçı sevgili dinleyenler. Puan tablosuna göz attığımızda Süper Lig'de lider Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray'ı takip ediyor. 78 puanla lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin puanı 76, Trabzonspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir. O gruba Çaykur Rizespor ve Antalyaspor da dahil edebilirim. Adana Demirspor haricinde, yani ilk Sivasspor'a kadar dahil edebiliriz. Matematiksel anlamda Adana Demirspor da dahil edelim. Samsunspor matematiksel anlamda ilk 4 için iddiası bulunan takımlar sevgili dinleyenler. Düşme potasında da İstanbulspor'un 13 puanı var. Pendikspor 26 puanında. Gaziantep FK 28. Fatih Karagümrük'ün 29. Atakaş Hatay ve Ankara Gücü'nün 30'ar puanı var. Konyaspor 32 puanında. Kayserispor'un puanı 36. Ligde tüm takımların hedefi var diyebilirim. Yani Sivasspor'un hem düşme iddiası var. Yani puan almak zorunda kalan haftalarda, hem de Avrupa'ya oynama için de iddiası var. Çok farklı bir konumda bu sezon lig sevgili dinleyenler. İstanbulspor haricinde tüm takımların hedefi var diye
düşünüyorum. İstanbulspor matematiksel anlamda şansını sürdürse de işleri artık mucizelere kaldı. Onlar için çok zor bir süreç olacak sevgili dinleyenler. Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği yaşanmıştı dedim. Fatih Karagümrük'te 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Şota Arvales de görevinden istifa etti. Şota Arvales'in yerine gelen isim Tolunay Kafkas oldu. Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu sevgili dinleyenler. Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas'la anlaştı. Tolunay Kafkas'la resmi sözleşme imzalandı. Bunu belirtelim. Tolunay Hoca için ve Fatih Karagümrük için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk reklam arasına gidelim. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda ilk konuğumuz Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal. Ahmet Dal'la birlikte Erzurum Spor'u konuşacağız. Şu an hattımızda kendisi konuğumuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk Salim Bey. Selamlar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Önemli bir yükseliş var takımınızda. Gerçekten zor şartlar altında mücadele ediyorsunuz. Zor şartlar altında mücadele ederken önemli maçlarınızı kazandınız. Yükselişe geçtiniz. Dün de direkt rakibiniz olan Ankara Keçiören Gücü'nü mağlup ettiniz. Hem maçla ilgili değerlendirme alacağım, hem de son haftalarda yükselen bir grafik var. Yorumunuz nedir? Öncelikle bizi tekrar misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem Radyospor ailesine. Zaman zaman sizlerin programına bağlandığımızda dile getiriyoruz, ifade ediyoruz. Süper Lig'den düştükten sonra birçok takımın yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Bunun temel sebebi iki lig arasındaki çok derin bir açıklık var, makas var. Yani ben de hani bu işin içerisinde 10. yılımı doldurdum. Bundan sonraki en büyük amacım bu makasın kapatılması olacak. Çünkü Türk futbolunda birçok şehir takımı maalesef, bunu takım ismi vermeme gerek yok, herkes biliyor. Şu anda 2. ligde, 3. ligde, hatta amatörde bile öyle takımlar var, şehir takımları var. Önümüzdeki dönem şu an Süper Lig'de olan, belki Avrupa Kupalarına bile katılmış olan takımlar aynı kaderi yaşayacaklar. Çünkü gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Erzurumspor bunun sıkıntılarıyla Süper Lig'e veda etmişti. 1. ligde bir dönem, bir sezon kaldıktan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmişti ama hem o günkü şartlar, ekonomik şartlar, hem işte belli maçlardaki hakem hataları takım 1. ligde mücadele etti. Biz 3 sezondur o sıkıntıların, problemlerin maalesef yansımalarını yaşıyoruz. 3 yıldır aynı kadroyla mücadele ediyoruz. 5 dönem bir transfer yasağımız var. Elimizdeki mevcut oyunculara altyapıdan, bizim öz kaynaklarımızdan yetiştirmiş olduğumuz belli mevkilerdeki oyuncularla o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Geçen sene hem depremden dolayı stadımızda bir problem yaşamıştık. Hem puan silme cezasıyla karşılaşmıştık. Hem 5 tane oyuncumuz sakatlanmış, 3 oyuncumuz aramızdan ayrılmıştı. Onlara rağmen takımı ligde tutmayı başarmıştık. Bu sene de yine aynı şekilde şu anda takımı sezon başında çok erken bir dönemde hocamız takımı topladı. Sözleşmesi biten 8-9 tane, 10 tane bugün takımımızı sırtlayan Eren Tozlu gibi, Mustafa Yumlu gibi, Mustafa Akbaş gibi, işte Süleyman, Alican, Celal, Roşvel, Şala, Estrela, yani as oyuncularımızla sözleşmesi bitmişti. Hala yeniden anlaştık, biliyorsunuz transfer yasağında yeni transfer yapamıyorsunuz ama mevcut oyuncularınızla sözleşme uzatabiliyorsunuz. Dolayısıyla ligin ikinci yarısına da devre arası iyi bir kamp dönemi geçirerek iyi başladık. 2024 yılında sadece bir gol yedik. O da Bolu Spor maçında. Onun dışında şu anda iyi durumdayız. Geçen hafta sizinle konuştuğumuz gibi çok kritik Keçiören Gücü maçını kazandıktan sonra biraz daha rahatlarız
diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Şu anda da o rahatlığı yaşıyoruz. Ramazan ayına girdik. Mübarek Ramazan ayı. Erzurumspor taraftarına, bizi sevenlere güzel bir Ramazan hediyesi vermiş olduk. Önümüzdeki Tuzla maçını da kazandıktan sonra iyi bir şekilde milli araya girip sonra Giresun maçımız var. Daha da rahatlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ahmet Dal. Sohbetimiz devam ediyor. Ahmet Bey, Erzurumspor'dan bahsettik. Yükselen bir grafik var. Bu süreçte teknik direktör Hakan Kutlu da takımı birleştirici bir güç oldu bu noktada. Sizinle birlikte, taraftarla birlikte, oyuncularla birlikte o kan bağı uyuştu. Hakan Hoca ile ilgili yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Erzurumspor biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da çok fazla teknik direktör sirkülasyonu yaşayan bir takımdı. Maalesef zaman zaman aşıdan tutmadı. Bazen işte hocalarımızdan geldi bu telef. Bazen yoğun kamera baskısı, bazen yönetim kurulunun almış olduğu kararlar. Ama her şeyden önce futbolda istikrar çok önemli. Bir kere bir aranızdaki o uyuşmanın sağlanması gerekiyor. Uyuşun sağlanması gerekiyor. Geçtiğimiz sene Muzaffer hocamızla yolları ayırdıktan sonra biz 5 dakikalık bir telefon görüşmesiyle hocamla anlaştık. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu, işte Ankara Gücü'nde daha önce altyapıdan yetişip o takımın kaptanlığını yapan ve hani ismiyle kulübü, yetiştiği kulüp özdeşleşen bir hocamızdı. Biz onu o şekilde biliyoruz. Birçok takımda farklı deneyimler yaşadı. Erzurum onun için önemli bir fırsat olacağını, bizim için de Hakan Hoca'nın iyi bir tercih olacağını düşünerek anlaştık hocamızla. Geçtiğimiz sene inanın yani hem futbolcularımız hem camiamız hem biz yönetim olarak hocamızdan çok memnunuz ve aramızdaki uyum mükemmel. Hocamız her şeyden önce çalışmayı çok seven, disiplinli ve forma adaletinin en iyi olduğu adam bir tanesi diyebilirim. Çünkü antrenmanda gördüğünü maçta da hoca görmek istiyor ve antrenmanda gerekli verimi almadığı oyuncuyu hemen A takımdan yedek takıma gönderiyor. Bunu görüyoruz. Altyapıdan bugün kendi öz sermayemizle dünkü maçta birçok kardeşimiz forma giydi. Altyapıya da çok önem veren bir hocamız. Yani kendisinin kendi yetiştiği dönem, kendi futbolculuk döneminden de en iyi bildiği şey bu. O çocukların şu anda akıllarından geçirdiği her şeyi hocamız yaşadığı için empati yapabiliyor. Biz çok seviyoruz. Hocamızdan da çok memnunuz. Türk futbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Ben kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi, takımımızı bu noktaya getirdiği için. Bizler biliyorsunuz şehir takımları, herhangi bir ekonomik şehirde de bu anlamda bir destek yok. Sadece Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'in çok ciddi desteğini alıyoruz. Her anlamda hem tesisleşme anlamında maddi manevi takımımızın yanında oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Anadolu'da takımlara bu şekilde sahip çıkılmazsa maalesef sahaya çıkartamazsınız. O yüzden hep beraber kenetlenmiş bir şekilde hem iyi bir oyuncu grubu, tecrübeli, genç, yerli, yabancı, futbolu seven şehir, her şart ve koşulda yanımızda olan büyük Erzurumspor taraftarı, hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hem Erzurum'daki basınımız, yerel ve ulusal basının temsilcileri, bir kenetlenme var. Bu kenetlenme de bizi bu noktaya getirdi. İnşallah en kısa sürede ligde kalacak puanı elde edip önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ahmet Dal, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet Bey, stadyum konusundan bahsettiniz. Stadyumda bir tadilat çalışması oldu. Şu anda maçlarınızı stadyumunuzda oynuyorsunuz. Transfer yasağından söz ettiniz. Yaklaşık 5 dönemdir bu yasak sürüyor ve zor şartlar altında mücadele ediyorsunuz. Transfer yasağını konusunda var mı bir gelişme? Şimdi Salim Bey, transfer yasağı bizim sürekli sizinle de konuştuğumuz, kulübümüz için şu anda en önemli konu, birinci sırada. Çünkü transfer yapamadığınız zaman, alt yapıya, alttan yetişecek çocuklara da lisans çıkartamadığınız zaman kulübünüzün geleceği ipotek altına alınıyor. Bu çok zor ve sıkıntılı bir konu.
Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir zaman bu konuyu gündemden düşürmedik. Kurdaki artış bizi çok fazlasıyla yoruyor. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Burada transfer yasağına mani olan futbolcularla ve muhataplarımızla, işte avukatlarla sürekli temas halindeyiz. Bunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yaz döneminde de yine aynı çabayı göstereceğiz. Dileğim, temennim ve şu anki bütün çalışma programımız bunun kaldırılması yönünde. İnşallah bunu başarabiliriz. Bu konuda da sadece ben, yönetimim veya belediye başkanımız değil, şehrin tüm dinamiklerinin, bütün Erzurumların bu konuda bize destek olması gerekiyor. Çünkü bu takım hepimizin, nasıl ki galibiyetlerinde mutlu oluyorsak, mağlubiyetlerinde biz hesaba çekiliyorsak, futbolcularımızı eleştiriyorsak, destek anlamında, bu gibi sorunların çözümü anlamında da hep beraber takımımızın yanında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki Ahmet Bey, bu transfer yasağı genel, yani transfer tahtası diyeyim, transfer tahtasını açmanız için gerekli olan meblağ ne kadar? Ben bunu çok dile getirdim. 4,5 milyon euro bizim şu anki transfer yasağımız. Evet. Bu da tabii ki euronun artışıyla, yani euro 1 TL arttıkça borcumuz 4,5 milyon TL artıyor. Bu yani kurla çok bağlantılı bir konu olduğu için maalesef yani sürekli artan kur bizi de etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Yani şu an bütün rakam 4,5 milyon euro ama bunun bir seferde, tek seferde çözümü çok mümkün gözükmüyor. Belki yapılandırmalarla veya oyuncularımızla yapacağımız görüşmelerde bize sağlayacakları kolaylıklarla bunu daha da düşürerek ödeme formülü üzerinde çalışıyoruz. İnşallah evet, başarabiliriz. Özellikle de şöyle bir durum söz konusu. Futbolcularla anlaştığınızda, mesela şu an 4,5 milyon euro. Futbolcularla anlaştığınızda bu miktar 2,5-3 milyon euro civarına düşer diye düşünüyorum. Çünkü direkt nakit verildiği zaman ücret, futbolcular da indirim yapıyor. %40'ına, %50'sine, %60'ına anlaşabiliyor miktarı. Evet. Yani kesinlikle ben de aynı konudan bahsettim. Yani erken ödemede, peşin ödemede veya ya şunu da söyleyeyim. Bu futbolcuların hepsinin hak ettikleri para bu. Yani hak etmedikleri parayı istiyorlar dersem, onların formaları terlettiler, burada gelip oynadılar, sözleşmeleri var, onlara haksızlık yapmış olurum. Hepsinin hak ettiği para. Ama tabii ki yani mevcut ekonomik süreç maalesef bizi de çok fazlasıyla yordu. İnşallah onlardan da bu konuda kulübümüze kolaylık sağlamalarını bekleyeceğiz ve bu sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum inşallah. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumu sizlerle de paylaşalım. Ahmet Dal, sohbetimiz devam ediyor. Erzurumspor'u konuşuyoruz. Ahmet Bey, yayıncı kuruluş ve pasolik meselesi var. Siz de Birincilik Kulüpler Birliği'ne üyesiniz. Birincilik Kulüpler Birliği'nde toplantılara katılıyorsunuz. Bu iki konuyla ilgili, özellikle de yayıncı kuruluş, şu anda mevcut yayıncı kuruluş devam ediyor. Gelirleriniz arttı mı? Bu noktada gelirler tam olarak ne kadar olacak birincilik kulüpleri için? Bu rakam belli mi? Ve ekstradan sorum, pasolikle ilgili bir taahhütname vardı. Yeniden bir ihale süreci açılacaktı, fakat bu ihale sürecinde 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla deniliyordu. Bir pandemi sürecinde mücbir sebep var, bundan dolayı bir yıl daha devam etmesi gündemde. Bana gelen bilgi de kulüplere bu konuyla ilgili bilgi verildiği, taahhütname olayından sonra bilgi verildiği yönünde. Son durum nedir Sayın Başkan? Salim Bey, konuşmama başlarken hatırlarsanız bir süperlik ve birincilik arasında bir makas farkından bahsetmiştim. Maalesef bu sadece ekonomik anlamda değil, kulüplere bakış anlamında da öyle. Şimdi 4,5 milyon Erzurumlu yaşıyor bu ülkede. Evet. Yani ben Erzurumspor takımının, kulübünün başkanıyım. Birincilikteyim. Benimle beraber Göztepe burada, Altay burada, Kocaeli Gençler Spor. Birliği, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Manisa Spor, Adana Spor, birçok takım burada. Evet. Biz aslında Türkiye Ligi'yiz. Yani birçok Süper Lig'de İstanbul takımı var ama biz Türkiye Ligi'yiz. Yani biz şehir takımlarının olduğu bir ligiz. Maalesef hem yayıncı kuruluşla ilgili konularda, hem pasolikle ilgili konularda maalesef biz çok fazlasıyla
dikkate alınmadık. Bunu ben Kulüpler Birliği toplantılarında ve bizim kendi aramızdaki WhatsApp grubunda çok dile getiriyorum. Ben birinci Kulüpler Birliği'nde de başkan vekiliyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yukarıdan 4 takım bu lige inecek. Benim ligimden 3 takım yukarı çıkacak bu sene. Yani yukarıdaki takımlar, 4 tane takım aşağı düşecek. Onlar önümüzdeki sene yoklar. Ama benim ligimdeki 3 takım yukarıda olacak ve bu sürekli bir döngü. Ben söz sahibi olamıyorum. Benim ligimden takımlar söz sahibi olamıyor. Benim Kulüpler Birliği başkanımız Murat Özkaya bu konuda yoğun çaba içerisinde. Onu biliyorum. Onu altını çizeyim. O da hani bu konuyla alakalı sürekli federasyon başkanımızla temas halinde. Ama bizim takımlarımızı da kulüplerimizi de bir toplayıp ya biz şöyle düşünüyoruz. Biz bu konuyu şu şekilde değerlendiriyoruz. Ya telefonla konuşup ligimizle ilgili her konuda kendisinden destek aldığımız Talat Papatya var. Çok kıymetlidir. Çok değerli bir spor adamıdır. Spor yöneticisidir. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Ya en azından bir toplayın kardeşim. Deyin ki ya şu konuları şu şekilde düşünüyoruz. Veya bir yönetim kurulu üyesi bizimle bu konuları konuşmak için bir toplantı yapsın. Karar veriliyor. Şöyle yaptık. Bir yazı geliyor. Şu şekilde bunu doldurun gönderin. Yani bu Türk futbolunu ileriye götürmüyor. Yukarıda evet Ulu Çınarlar var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Trabzonspor'u da buna dahil edebilirim. Şampiyon takım. Şimdi bunlar karar veriyorlar. Evet bunların sorumluluğu ve bunların şu anki Türk futbolunu taşıyan lokomotif olduklarını kabul ediyorum ama en azından rekabetin güçlü olabilmesi ve Türk futbolunun daha da değer kazanması için ben bizim de birinci liginde yani ben bu ligde olmasam bile bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü iki lig arasında makas açtığınız zaman yukarıyı da değersizleştirirsiniz, aşağıyı da değersizleştirirsiniz. Yani bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Ben hakem konusunda, hakemler konusunda eğer başka bir bu konuyla ilgili bir sorunuz yoksa hakemlere değinmek istiyorum. Evet, belki Süper Lig'de birçok maçta şeyi sormak problem istiyorum Ahmet Bey. Pasolik konusunda devam değil mi? Doğru. Evet, yani devam konusunda bir karar çıkmış. Ama yani hep bu konular tartışmaya açılıyor. Ya mevcutu yeniden daha iyi denilerek devam ediyor. Yayıncı kuruluş için de aynı şey geçerli ama yayıncı kuruluşla ilgili bize söylenen gelirlerde artış olacağı umuyorum bunu. Pasolik konusunda da yeni bir sistemin ekstra bize masraflar ve yük getireceği söylenerek mevcut sistemin devam etmesi söylendi. Hani bu konuda da yine dediğim gibi en azından fikrimiz alınsaydı yani rakip soktuğunuz zaman başka firmalar başka bu pasolik tarzı isim vermeyeyim reklama girmesin sistemleri gündeme getirdiğiniz zaman pasolik sizin rakamınızı yükseltecektir size katkı artacaktır ama işte rakip olmadın mı bir kartel oldun mu başka konular gündeme geliyor. Evet. Hakemlerle ilgili hakemlerle ilgili konuşmadan önce Ahmet Bey kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii ki. Ardından ifade ettiğiniz gibi hakem konusuyla ilgili de direkt evet. Ayrı bir parantez açalım. Şimdi kısa bir evet. Ara. Teşekkür ederim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal. Sohbetimiz devam ediyor. Ahmet Bey tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba tekrardan. Bu arada gelen mesajlar da var. Hollanda'dan Barış Bey yazmış. Salim kardeşim iyi yayınlar. Sayın Başkan'a selamlar. Bence Erzurum Spor bu sezon ve geçen sezon şampiyonluk kadar büyük bir başarı elde etti. Başkanı ve bir Ankara Gücü efsanesi olan Hakan Kutlu'yu tebrik ediyorum. Hollanda'dan saygılar demiş. Ben de aynı fikirdeyim yani. Sizin şu andaki ve geçtiğimiz sezondaki yaptığınız işler şampiyonluktan daha değerli bence. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de güzel mesaj için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ben hakemlerle ilgili reklamdan önce söylemiştim. Şimdi en fazla hakemleri konuşan, hakemlerden şikayet eden büyük takımları bir kenara bırakıyorum. Geçtiğimiz yıllarda birçok sıkıntıyı yaşayan bir kulübün başkanı olarak söylüyorum. Bir değişim yaşanıyor hakem camiasında. Bir dönüşüm var. Yani o yıllarca maç yönetmiş, içlerinde FIFA kokartlı olan çok değerli hakemlerimiz de var. Yani
onların yerine aşağıdan hakem çıkarmanın sancılarını yaşıyoruz bence. Çünkü bizim ligimizde daha önce hiç maç yönetmemiş hocalarımız gelip maç yönetiyorlar. Bizim ligimizden yukarıya da yukarıda hiç maç yönetmemiş hakem arkadaşlarımız maç yönetiyorlar. Ligin ikinci yarısından itibaren, ilk yarıda bir iki tane maç sayabilirim ama ligin ikinci yarısından itibaren maçlarımıza gelip düdük çalan hakemlerin performansından ben inanılmaz derecede memnunum. Çünkü yani futbolu bilerek konuşuyorum, duygusal bakmıyorum. Kaybettiğimiz maçlarda da ben bunu dile getirdim. Dünkü maçta da Erkan Hoca, Erkan Özdamar, evet, bence yani çok daha iyi olacak, çok daha güzel noktalara gidecek. Bir tekrar Süper Lig'den birinci lige döndü. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl tekrar Süper Lig'e yükselecek. İnanılmaz bir maç yönetti. Aynı şekilde yan hakemlerle olan uyumu da çok dikkat çekiciydi. Özgür Hoca ve Selim Şenoz Hoca. Vardı da Onur Özütoprak vardı. Yani bu zaman zaman problem yaşadığımızda sizinle alıyoruz, hakemlerimizi eleştiriyoruz, pozisyonları anlatıyoruz vesaire. Hiçbir zaman biz onların niyetlerinden şüphe etmedik. Ha bazen işte futbolcu nasıl formunda olamıyorsa, hakemler de bazen formunda olamıyorlar. Ama bazen öyle hatalarla karşılaşıyorduk ki biz. Yani sahadaki hakem görmüyorsa vardaki görsün, ki bazı maçlarda yine yaşanıyor. Ama hakemlerin de şöyle düşünmek istiyorum. Yani şu anda Türkiye'de futbol denince karşısına hemen hakem koyuyoruz. Çünkü her hafta hakemleri konuşuyoruz. Bu evet, hakemler de sahaya çıktıkları zaman acaba ben bu maçta hata yapacak mıyım? Akşam televizyon programlarında beni konuşacaklar mı psikolojisiyle çıkıyor? Bu çok fazlasıyla etkiliyor. Ha burada şunu da altını çiziyorum. Yani bir telkin geliyorsa, farklı şekilde hakeme farklı bir onu etkileyecek bir şey oluyorsa, işte kulüplerden olabilir, dışarıdan olabilir. Hakemler bunun da sıkıntısını yaşıyorlar. Ama ben yine söylüyorum, bir sancılı dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönemin sonunda her şey çok daha iyi olacak bizim için, futbol için. Ben genç, aşağıdan yukarıya çıkan hakemlerimizi fazlasıyla desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onları daha yeni, henüz bu işe başlarken itibarsızlaştırırsak yukarıda bunun zararını biz görürüz. Aynı geminin içerisindeyiz. Hakem hata yapıyorsa benim maçımda, gidip başka bir takımın da maçında hata yapacak veya benim maçımda iyi oynuyorsa ben onu desteklemem lazım ki benim rakibimin maçında da iyi düdük çalsın, iyi hakemlik yapsın ve futboldaki o adalet ortamı tesis edilsin. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü eleştirdiğimiz zaman eleştiriyoruz. Ama iyi yönettikleri zaman da tebrik ve takdir etmek, onları, Merkez Hakem Komitesi'ni, federasyonu bizim görevimiz diye düşünüyorum. Türk futbolunu ancak bu şekilde ileriye taşıyabiliriz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ahmet Dal, sohbetimiz devam ediyor. Son olarak Ahmet Bey, taraftara ve camiaya göndermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Az önce vurguladınız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurum Spor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen dışında var mı başka şehirdeki ileri gelenlerden destek? Yani şöyle, maçlarımızı takip ediyor herkes. Teşekkür ediyoruz. Bizleri evet, tebrik ediyorlar. Kaybettiğimiz zaman da eleştirilerini yöneltiyorlar. Bu takıma sahip çıktıklarının göstergesi ama ekonomik olarak maalesef bir destek göremiyoruz hiç kimseden. Yani ya burada önceki başkanımız Ömer Düzgün Bey'in babası İskender Düzgün, ki o da şehirde esnaftır. Onun da altını çizmek istiyorum. Kasa kolaylığı dediğimiz, hani geçici ödemelerimizde bize katkı sağlıyor. Geçen sezonda, bu sezonda iyi bir Erzurumlu, iyi bir Erzurum sporlu. Bir de İstanbul'da bizi misafir eden Pendik'te oteli var. Erzurumlu Murat Şahsuvaroğlu büyüğümüz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de zaten Şahsuvaroğlu yazısıyla çıkıyoruz. O da iyi bir Erzurumlu. Onların dışında kimseden bir destek aldığımızı söyleyemem. Ve bu şekilde dönmüyor. Ben çok iyi Erzurumlar olduğunu, çok iyi Erzurum sporu seven, takip eden büyüklerimizin olduğunu, iş adamlarımızın olduğunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Onlardan daha fazla destek istiyoruz, geleceğine de inanıyoruz. Bazen şöyle olur, taraftar tribünde biz inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın tezahüratı vardır ya. Şimdi futbolcular ve biz yönetim olarak biz inandık, siz de inanın diyerek camiayı inandırmaya çalışıyoruz bazı şeylere. Bizi her şart ve koşulda yalnız bırakmıyorlar.
Ankara'da da dün iyi bir seyircimiz vardı. Erzurum'daki maçlarda açık olan kale arkası tribünlerimiz doluyor. Hava da güzelleşti. Bundan sonra kalan içerideki maçlarımızda ve dışarıdaki deplasmandaki maçlarımızda daha fazla seyirci desteği bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar, bu teknik heyet, bu takıma her şeyin en iyisine layık. En fazla seyirciyle desteklenmesi gereken bir takım. Biz maçlar kötü bittiğinde de hiç bu futbolcu kardeşlerimize serzenişte bulunmadık. Hep destekledik. Bunun da karşılığını görüyoruz şu anda. İnşallah ligi taraftarımızla, camiamızla iyi bir yerde bitireceğiz. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Ben de size teşekkür ediyorum. Radyo Spor ailesine iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, ilk bölümde konuğumuz Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Daldı. Lecce kulübünden bir açıklama geldi. Lecce dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrafor Thomas Henry'e kafa atan teknik direktör Roberto De Varsa'nın görevine son verdi. Lecce kulübünden bu konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Ajans Spor'dan o anı da görebilirsiniz sevgili dinleyenler. Rakip takım oyuncusunun yanına gidiyor Roberto. Sert bir şekilde, sinirli ve gergin bir şekilde kafa atıyor. Sizlerden gelen sorular var. O soruları da cevaplayacağız sevgili dinleyenler. Yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri paylaşacağız. Umut Eken sık sık Radyo Spor'da da yayın konuğumuz olur. Umut abinin bugünkü özel haberiydi. Kaynak göstererek paylaşalım. Umut Eken'in haberine göre Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe-Pendik Spor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın tahtasını kapatıyor. Kurul üyeleri çaldığı çalmadığı düdüklerden daha çok saha içinde hakem otoritesini koruyamadığı için Kadir Sağlam'ı kızağa çekiyor. Sağlam sezon sonuna kadar görev almayacak. Bu nedenle Kadir Sağlam'ın önümüzdeki sezon FIFA kokartını kaybetmesi muhtemel. Haberi paylaşmış ve maçın gözlemcisinden de en kötü puan almış. Kadir Sağlam'la ilgili yorum bu şekilde. Bu arada ikinci bölümde sevgili dinleyenler, önemli konuklarımız olacak. İkinci bölümde bir seçim süreci var sevgili dinleyenler. Türkiye İkinci bölümde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkan Adayı Metin Tokat bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Sorularınızı iletebilirsiniz. Metin Tokat'la birlikte hakemlerin performansını konuşacağız. Seçim süreci var Hakemler Derneği'nde. Bu süreci konuşacağız. Kendisi de eski Süper Lig hakemi. Bu süreci konuşacağız çünkü yaşanan süreçler vardı hakemlerle ilgili. Hem saha içinde hem saha dışında. Bunların hepsini detaylı bir şekilde değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz Metin Tokat olacak. Planladığımız bağlantılar ikinci bölümde. Metin Tokat dışında Ayhan Şensoy, Barış Yurtseven. Olursa bir sürpriz bağlantıda bekliyorum. Mesaj attım. Süper Lig'den bir teknik direktör de yayınımızda olabilir sevgili dinleyenler. Normal şartlarda şu anda Levent Eriş bizlerle birlikte olacaktı ama hocaya ulaşamadık. Geçen de bağlantısı çok kısa sürmüştü. Ondan ötürü kendisiyle bağlantı sağlayamadık. Birazdan uygun olursa kendisi bizlerle birlikte olacaktır. Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi. Sevgili dinleyenler. Küçük bir para cezası aldı.
ve teknik direktör Okan Buruk ve takımdan özür diledi. Affedildi Sergio Oliveira. Sergio Oliveira artık antrenmanlara çıkıyor. Maç kadrosunda da yer alacak sevgili dinleyenler. Bugün ifade etmiştim, Süper Lig'de Gaziantep'te önemli bir maç var. Gaziantep FK Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ben de sık sık bakıyorum bu maçın VAR hakemi belli oldu mu diye. Hemen sisteme girip kontrol ettiğimde normalde bu saatlerde belli olması lazım. Evet, belli oldu. Gaziantep FK Beşiktaş maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Yardımcıları Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral, dördüncü hakem Turgut Doman. VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu ve Cevdet Kömürcüoğlu var. Sevgili dinleyenler, VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR'da Bülent Birincioğlu ile Cevdet Kömürcüoğlu görev alacak. Az önce belli oldu. Birincilikte de küme düşme potasını yakından ilgilendiren bir maç. Pendik Spor, düzeltiyorum, Manisa FK Ümraniye Spor'u konuk ediyor. Manisa'nın puanı 28, Ümraniye'nin puanı 30. Bu maçın da hemen kontrol edelim. Bu maçın da VAR hakemi belli oldu mu? Evet, oldu. Manisa FK Ümraniye Spor maçında hakem Alparslan Şendülük çalıyor. Yardımcıları Azat İlhan, Hasan Erdoğan, dördüncü hakem Murat Kasap. VAR'da Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Ceyhun Sesi Güzel görev alıyor. Abdülkadir Bitigen Galatasaray Antalya Spor maçından sonra 2 hafta maç almamıştı. Bugün VAR'da görev alacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Önemli ve güzel bir gelişme habercilik açısından sevgili dinleyenler. Evet, şimdi aramız var. Bugün yayınımız saat 14'e kadar sürüyor. Bundan dolayı saat başı, düzeltiyorum, reklam, şarkı, saat başı ardından biz buradayız. Kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. Yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın gecikme için. Küçük bir stüdyoda tadilatımız vardı. Onu da arkadaşlarımız giderdi. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorular var. Onları cevaplayacağız. Hemen ben de gelen soruları cevaplıyorum sevgili dinleyenler. Instagram üzerinden gelen sorular var. Fatih Bey yazmış, Konya Spor Adana Demir Spor maçıyla ilgili yorumun nedir demiş. Bence Adana Demir Spor açısından önemli bir puan. Konya Spor da son 2 haftadır kaybetmedi. Geçtiğimiz hafta Pendik Spor deplasmanda mağlup etmişlerdi. İç sahada da Adana Demir Spor'la 1-1 berabere kaldılar. İki takımın da şu anda gerçekçi hedefi lige tutunmak. Bundan dolayı iki takım açısından da önemli bir puan diye düşünüyorum. Özellikle hafta sonunda Samsun Spor önemli bir 3 puan aldı ve sıralamada ciddi bir yükseliş sağladı. Samsun Spor da yolunu emin adımlarla ilerliyor. Ankara Gücü'nün çok iyi bir kadrosu var. Özellikle de bu noktada ben istenilen, arzulanan sonuçları alamadıklarını düşünüyorum. Bunu da belirteyim sevgili dinleyenler. Şimdi ilk aramıza gidelim isterseniz. İlk aramıza gidelim. Ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızı da bu bölümde anonsta yapmıştım. Konuğumuz eski hakem Metin Tokat. Kendisi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne başkan adaylığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, bir seçim süreci var. Bu seçim sürecini de sizlerle paylaşalım. Bu seçim sürecinde eski hakem Metin Tokat da dernek başkanlığı için adaylığını açıkladı. Şu anda hattımızda konuğumuz Metin Tokat. Metin Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sadece sana da. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Estağfurullah. Hocam, öncelikle isterseniz dernek başkanlığına adaylığınızı açıkladınız. Evet. Orada bir seçim süreci var. Doğru diyorsun. Bu süreçle evet, ilgili hocam adaylık öyle söyleyeyim sana. Yani şimdi buyurun dernek hocam. Demek demokrasi demek. Dernek demek hak ve hukukların korunacağı bir şemsiye demek. Evet. İçin açıkçası. Şimdi son dönemlerde hakem camiasının sürekli hedefe konulması, buna karşı önlem alınamaması, derneğimizin buna sessiz kalması, hakemlerin ve gözlemcilerin sesi olamaması, üst düzey hakemlerimizin istifa etmesi, kulüplerin baskısı ile birçok üst düzey hakemin hakemliğini bıraktırılmaları, gözlemciliğin itibarsızlaştırılması, hiçbir ülkede olmayan bir yabancı gözlemci olayının Türkiye'de ortaya çıkması, Halil Umut Meler olayı, 8 Mart olayı, yani bunlar hepsi hepinizin takip ettiği gibi son dönemlerde hakem camiasında oluşan olumsuzluklar. Bu olaylardan yola çıkarak artık bir kalıcı çözümün vaktinin geldiği inancıyla bu gömleği yeniden giyme ihtiyacı üzerine giymemiz gerektiğini düşündüm. Şubeden ve Anadolu'dan gelen istekler üzerine, ki çünkü tam 20 yıl önce ben bu işi 4 yıl yaparak bırakmıştım ama gördüğüm lüzum üzerine tekrardan böyle bir ihtiyaç olduğu için arkadaşlarımızı kıramayarak bu işe başlayacağız Salih. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Metin Tokat, sohbetimiz devam ediyor. Metin Hocam, özellikle de bu yaşanan süreç, Halil Umut Meler olayı, onun dışında hem saha içerisinde hem de saha dışında hakemler evet, en çok konuşulan konulardan birisi. Doğru. Yaşadığımız olumsuz durumlar da oldu. Bu süreçler, kesinlikle, bu süreç zarfı içerisinde mevcut derneğin tam anlamıyla destek olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, işte zaten öyle bir şey yapamadıkları için, arkadaşlarımızı yalnız bıraktıkları için, gerektiği zaman Merkez Hakem Kurulu'nu da yalnız bıraktıkları için. Yani dernek demek, dernek, Merkez Hakem Kurulu bir arada tüm hakem camiasının sorunlarını el birliği içinde. Çünkü bir sivil toplum kuruluşuyuz. 81 ilde şubemiz var. O gücü birleştirdiğimiz, şu an ayrışmış bir vaziyetteyiz. Derneğimizin amacı dışında sadece siyaset, bir tek amaçlı diyor ki siyaset yapılmaz diyor, ama şu anki 12 yıllık iş başındaki olan yönetim sadece siyaset uğraşıyor. Sadece ya şu seçim sürecinde bile valileri arayarak delegelerin imza vermesi konusunda baskılar oluşuyor. Yani bunlar çok hoş şey değil. Hakem camiasının bir şekilde ayağa kalkması lazım. Birleşmesi, bütünleşmesi lazım. İnşallah bunu başarabiliriz diye düşünüyorum Salih. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Metin Tokat. Metin Hocam, yani seçim süreciyle ilgili, yani bu yerel seçimlerle ilgili mi direkt siyaset alet ediliyor? Hayır, bizim mesela hakem seçimleriyle ilgili, evet, biliyorsunuz her ilde hakem sayısına göre delegeler vardır. Evet. Delegeler de imza vererek bir başkan adayını belirlerler. Arkadaşlarımıza valiler nezdinde baskı yaptırarak diğer aday için imza toplama gayreti içindeler. Arkadaşlarımızın, çünkü hepsi kamu kurumunda çalışıyorlar. Öğretmen olanlar var. Yani hem işleriyle ilgili sıkıntı yaşamamak için vermek zorunda kaldıklarını içtenlikle bana açıkladılar. Ben de gönül rahatlığı verin, siz içeri girdiğiniz zaman vicdanınızla baş başasınız zaten arkadaşlar diyorum. Hiç evet, kendinizi zora sokmayın diye de kendine bu söylemlerde bulunuyorum. Diğer aday kim hocam? Mevcut Abdurrahman Arıcı, biliyorsunuz 12 yıldır evet, başkandı zaten. Şimdi kendisi ya bir genel başkan. 12 yıldır öyle veya böyle bir görev yapmıştır. Görevi bıraktıktan sonra kendisine gelecek aday için imza istemesi çok hoş bir durum değil. Yani güzellikle kim adaylar çıkar, projelerini anlatır, neler yapabileceklerini söylerler. Delegeler de demokrasi çerçevesinde kimi istiyorlarsa onu seçerler. Biz de hep beraber onun destekçisi oluruz. İşin açıkçası budur. Ama böyle ürküterek, korkutarak, baskıcı bir anlayışla yaparsak, ondan sonra da diyoruz ki hakemler sahaya çıksın, gördüğünü çalsın,
baskıya boyun eğmesin diyoruz. Kendimiz dışarıda onları baskıcı bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bunlara karşı olduğum için işin açıkçası Salih biraz öne çıkmaya çalıştım. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Metin Tokat, sohbetimiz devam ediyor. Metin Hocam, direkt siz de adaylık sürecine adaylık çalışmalarınıza başladınız, adaysınız şu anda. Evet, evet. 14. olağan genel kurul olacak, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bu noktada hocam, sizin yani dernek başkanı seçilirseniz getireceğiniz yenilikler neler olacak? Çünkü ben de aynı fikirdeyim. Hakemler Türkiye'de yalnız kalıyor ve dernek faal olsa da tam anlamıyla haklarını koruyamıyor. Siz neleri değiştireceksiniz? Eğer birleşemezsek, bir gücümüzü bir araya getiremezsek zaten öyle bir şey yapmamız yok. Ama şu anda Türk futbolunun tek sorunu hakemler gibi bir algı var Salih ortada. Evet. Yani şimdi televizyonda çıkılıyor, konuşuluyor, spor programları, belki senin programı da dinliyorum. Yani sadece hakem kararlarıyla bir maç analizi yapılıyor. Evet. Hiçbir şekilde futbolun gerekliliği, futbolun işte fiziksel durumu, oyuncuların durumu, pozisyon güzelliği, hiçbir şey yapılmıyor. Dün akşam işte oynanan müsabakada bir Liverpool-Manchester maçı oynanıyor, kendi akıyor. Diğer ligimizde oynanan maçların işte ne kadar uzadığı, ne kadar faul verildiği, sadece peki hakemin çalmasıyla değil, oyuncularımızın da iyi niyetli olmasıyla bu işlerin olabilir. Yani tek başına futbolun sorunu hakemler olamaz. Yani bir de bir algı yaratılmış, işte ahbap çavuş ilişkileri, yok baba oğul hakemlik, bölgecilik gibi bir algıyla bir insanları kandırılıyor. Yani baktığınız zaman parti genel başkanları baba oğuldan oluyor. Milletvekili baba oğuldan oluyor. Bakan oluyor. Doktor oluyor. Mühendis oluyor. Belediye başkanı oluyor. Hakem olunca bunu farklı yorumluyorlar. Yok işte alttan gelenler engelleniyor. Bana o alttan gelenler engelleniyor diyen bizim en üst düzeyde görev yapmış hakem abilerimiz iki tane isim versinler, ben onlara helal olsun diyeceğim. Hiçbir hakemi izlemezler. Hiçbir hakemin gelişimine katkı sağlamazlar. Sadece hakemlik vasıtasıyla belli bir köşe bulmuşlardır. Onunla yer kapmaya, gündemde durmaya devam ediyorlar. Biz bunlara karşı ayakta durmalıyız. Gerekirse sosyal haklarımızı, gerekirse işte RTÜK seviyesinde hakem camiasının yalnız kalmadığını, her müsabakadan sonra bir yöneticinin çıkıp konuşması, bir teknik direktörün, bir oyuncunun konuşmasına karşı bir önlem alınamaması, bu bir sonraki maçta çıkacak hakem arkadaşımızı ister istemez bir baskıya alıyor. Biz ne kadar rahat olursak doğru işleri yaparız. Bu futbolcusuyla da, antrenörlüğü de, yöneticisiyle de, federasyonuyla da, merkez hakem kuruluyla da bir arada sorunları çözerek yaparız. Ama evet, bu işin en kötüsü hakemler, bu işleri hakemler istediği gibi yönlendiriyor demek çok büyük haksızlık, çok büyük bir vicdansızlık diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Metin Tokat, sohbetimiz devam ediyor. Metin Hocam, peki mevcut hakemlerin performansından memnun musunuz? Dün mesela bir bilgi paylaşıldı az önce. Fenerbahçe-Pendik spor maçının hakemi Kadir Sağlam'dı. Evet. Kadir Sağlam'ın sezon sonuna kadar dinlendirileceği paylaşıldı. Sebep olarak da hakemlerin otoritesini sarsacak bir şekilde Mert Hakan Yandaş'la diyalogundan dolayı ifade edildi. Kaynakta belirtim, Umut Eken'in haberiydi Fanatik'ten. Evet. Yani şimdi şu an süreçle ilgili hocam yorumunuz nedir? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu tip bir karar alıp almadığını çok net bilmiyorum şu anda. Bu evet, bir haber dedin sen, ama bizim hakem camiasında şu çok önemlidir. Yanlış penaltı verebilirsin, yanlış faul verebilirsin, yanlış kart gösterebilirsin. Bunlar hep insani hatalardır. Yani bir futbolcunun boş kaleye gol atamaması, kalecinin elindeki topu kaçırması, gol yemesi gibi. Yani futbolun masumane hatalarından sayabilirsin, ama bir hakemin otoritesinin sarsılması, kişiliğinin ezilmesi, orada o baskıya boyun eğdiği bir izlenimi veriyorsa hakem camiasının hiçbir ferdi bunu kabul etmez. Ne MHK kabul eder, ne hakemler bunu kabul eder. Onun için bu tip hatalar yapanlar da belli bir süre dışlanırlar ki bir sonra gelenlerin artık cesaretle bir şekilde hakem kişilikleri ve karakterlerini ortaya koyarak, çünkü
kokartı olan insanların, bu düzeyde maç yöneten insanların bir alttan gelenlere karşı bir rol model olma durumları vardır. Ama rol model yanlış yaparsa, çünkü bu nereye kadar gidiyor biliyor musun? İkincilik seviyesindeki maçlarda daha kötü, üçüncülükte daha kötü, amatör kümelerde, yani orada üst taraftaki maçı seyreden herkes sanki o alttaki maçları yönetenleri de o kefeye koyarak baskısı, hakareti, bezdirmesiyle veya maçtan sonraki olaylarıyla böyle bir zorlaştırıyor. Biz hakemlerimizin yönetim tarzını, maç öncesi hazırlığını ne kadar rahatlatabilirsek onlardaki başarı performansı artar diye düşünüyorum. Yurt dışına giden hakemlerimizi görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta Halil Umut Meler kardeşimiz yurt dışında Avrupa müsabakası yönetti. Evet. Milan maçı yönetti. Yani oradaki performanslar, oradaki çıktığı zaman rahatlık niye? Çünkü yurt dışında bizim hakemlerimiz hakikaten yetenekli. Ama o baskıya karşı bir türlü kendilerini yalnız hissettikleri için belki de, veya o yalnızlığın sonunda bir kulüp baskısıyla veya bir federasyondan hakemlikleri bitirildiği için önlerindeki çok üst düzey hakemlerin ister istemez bir çekingenlik yaşıyorlar, bir ürkeklik yaşıyorlar. Bu da tabii ki sahadaki başarılarını engelliyor sadece. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Metin Tokat, sohbetimiz devam ediyor. Metin Hocam, çok tartışılıyor hakemler, bunu belirtelim. Doğru, doğru. Geçtiğimiz hepimiz rahatsızız bu konudan, doğru diyorsun. Evet. Yani tüm kamuoyu da artık rahatsız, artık yani konuşulmasını da istemiyoruz. İnşallah maç öncesindeki öngörülerimiz, inşallah hakem kararları konuşulmaz ve tartışılmaz oluyor. Hocam, geçtiğimiz hafta günlerde sizin de bir paylaşımınız vardı. 8 Mart'la ilgili. 8 Mart'ta birçok hakem görevden ayrılmıştı. Doğru. Yani altını doldurmadan belirli bir kesimlerde çıkarttılar. Doğru diyorsun. Hocam, dikkat edersen Salih, onun içinde en başta Fırat Aydınus vardı, Cüneyt Çakır vardı ki Cüneyt Çakır'ın o süreci yaşadığı için Dünya Kupası'na gidemedi. Yani Dünya Kupası'na gidemedi hocam. En önemli kendi elemanımızı, kendi çocuğumuzu yurt dışına gittiği zaman Türk bayrağı orada dalgalanacak. Türk milletini temsil edecek. Biz kendi insanımıza sahip çıkmayıp bu şekilde yıprattığımız zaman olacak bir şey yok. Bir hataları varsa, bir yanlış yere girdilerse, herhangi bir ilişkileri varsa, bunu da kanıtlayabiliyorsa hep beraber yapalım, hep beraber uzaklaştıralım. Ama sadece A takımı beğenmiyor, B kişisi beğenmiyor diye böyle bir algı yaratıp, çünkü neden? Hakem toplumu taraftarı olmayan bir toplum. Dikkat et, medyada da televizyon programlarında da bir takıma karşı veya bir teknik direktörü, bir futbolcu eleştirildiği zaman, sosyal medyadan bir taarruza uğradıkları zaman bir geri adım atmalar oluyor. Ama hakeme istediği gibi söyleyebiliyor, hiçbir hakemin kendini savunma gücü ve yetkisi yok. Ama şunu bilsinler ki bundan sonra eğer bu derneğimizin genel başkanı olduğum takdirde hiçbiri cevapsız kalmayacak, hepsi gereken cevapları alacaklardır. Evet, yani hocam bu konuyla ilgili de sadece kınamalar yapılıyor Hakemler Derneği'nden. Başka bu yeterli bir şey değil. Yani yeterli bir şey değil. Bu sadece sonuçta Futbol Federasyonu da ilgilendiriyor, Merkez Hakem Kurulu da ilgilendiriyor, tüm hakemleri ilgilendiriyor. Eğer bu üçlü bir arada olursa, gücünü gösterirse, diğer türlü her şeyi engelleriz. Futbol kendi akışında devam eder. Biz de güzel oyunu seyrederiz. Güzel golleri seyrederiz, iyi oyuncularımızın çıktığına seviniriz, Avrupa'daki başarılarıyla gururlanırız. Yani sadece hakemlikle biz Türk futbolunu çevirmeye çalıştığımız sürece hep bir alta gidiyoruz. İşte bir seyircileri görüyoruz, şeylerde, tribünlerde seyirci var mı? Büyük takımların maçlarından başka hiç kimse gitmiyor. Naklen yayın ihalesi oldu. Bir zoraki giriyor insanlar. Seyredilmesi gitgide düşüyor. Biz kendi elimizdeki bu güzel armağanı bu birbirimizi yıpratmayla, hakemleri tukaka etmekle yıpratma durumundayız. Herkes zarar görüyor. Çünkü bir an önce bu işten geri dönüp bir orta yolda buluşma zorunluluğumuz var. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Metin Tokat. Metin Hocam, ifade ettiğiniz gibi yani bu noktada dernek olarak hakemlerin haklarını koruyacaksınız. Kesinlikle sonuna kadar. Yani derneğin zaten her türlü ekonomik, hukuki, hak ve menfaatlerini korumak derneğin zaten en önemli amacı Salih. Evet. Peki hocam,
şunu da sormak istiyorum. Az önce çok siz... rahat konuş, rahat sor. Ne istiyorsan evet. sor. Yani az önce siz ifade ettiniz. Yani böyle akrabalık ilişkileri de vurgulanıyor dediniz orada. Evet, evet. Bu noktada hocam geçtiğimiz haftalarda bilmiyorum takip ettiniz mi? Feyyaz Uçar, Beşiktaş basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın sizinle ilgili bir açıklaması doğru. vardı. Ben de ona bir tweet attım, ona evet. cevap verdiler sonra. Evet, VAR hakemi Serkan Tokat'tı o maçta. Sizin de yeğeniniz diye biliyorum ya da kuzeniniz. Doğru. Kuzenim, kuzenim. Sadece. Kuzeniniz hocam. Evet, evet. Orada bir açıklama yaptı hocam direkt sizinle ilgili ve Serkan Hoca ile ilgili. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir hocam? Bunların çok fazla gündeme gelmesi sizi rahatsız ediyor mu? Yani şimdi rahatsız ediyor mu? Yani gündeme gel. Ben bak 26 yıl hakemlik yaptım. Bu 26 yılın 18'i Süper Lig'de. 300'ün üstünde müsabaka yönettim. Her müsabakada hatalar olabilir. Tabii ki geçmişteki evet. o Beşiktaş-Manspor maçından dolayı Feyyaz'ın bir gündeme devamlı getirmesi. Ben de hep diyorum zaten. VAR olsaydı VAN olmazdı diyorum ben de. Yani o dönemde de böyle bir evet bir hata mıydı? Herkesin gördüğünü görmüyorsak demek ki başka yere bakılıyor. Bir hataydı. Evet. Hatadır. Yani biz bunu kendim ben de baktığım zaman nasıl oldu dediğim ama bir yerden 20 küsur sene geçmiş bir olayı bu kadar büyütmek ne kadar doğru? Bir kulüp şimdi teknik direktör olmuş, bir yerlere gitmiş, kendisi takım değiştirmiş. Herkes hiç kimse aynaya bakmıyor. Sadece en kolay eleştiri baba oğuldan eleştiririm. İşte geçmiş bizim şu maçta hata yapmış oradan eleştiririm lan. Evet. Çok ucuz kelimelerle alıcısı olan cümlelerle kurunca biraz tabii gündem oluyor. Ama herkes biraz sağduyulu düşündüğü zaman her şeyin masumane ve insani hiçbir hakemin, hiç kimsenin, hiçbir takıma karşı, hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı olma ne lüksü vardır ne şansı vardır. Eğer kendi kariyerini düşünüyorsa hep en iyisini yapmalıdır. En iyisini yaparak daha iyi olmalı, hedefine kilitlenmelidir. Yoksa evet. öyle bir algı var ki işte ayarlanmış bu sene bu takım, öbür sene şu takım, şu oyuncu. Yani buna nasıl inanıyor insanlar? Buna inanan insanlar demek ki bu algıyla bu şekilde kendileri de görevli oldukları zaman bu işlere müsait insanlar diyorum ben işin açıkçası. Yani herkes kişi kendinden bilir derler. Yani bazı atasözlerimiz birbirine uyar. Onun için herkes dürüst ve karşı tarafta her türlü spekülasyona, her türlü polemiklere açık. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir şey vicdani de değil, ahlaki de değil işin açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Metin Tokat. Sizler de dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Hocam Mustafa Demirkaya yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Metin Hoca'ya şunu sorar mısınız? Kadir Hoca'nın sezon sonuna kadar maç almayacak. Eğer Mert Hakan Yandaş sevk edilmezse bu sefer şu anlaşılmaz mı? Bir şey yokmuş. Kadir sağlam boşu boşuna maç almıyor. Anlamı çıkmaz mı demiş. İyi yayınlar dilemiş. Şimdi şöyle tabii Mert Hakan'ın ceza alıp almaması olduğu gibi Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun, Disiplin Kurulu'nun sevkiyle olabilir. Ama görüntülerde herhangi ağız okumasıyla biliyorsun öyle bir şeyler olmaz. Yani daha fiziksel bir durumla olabilir ama zaten Kadir'in dün akşamki genel performansı otorite nezdinde, hakem kişiliği nezdinde çok olumlu olmadığı için zaten Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da gerekli dinlendirmeyi yapacaktır. Ama bu sezon sonuna kadar mı olur? 3 mü 5 hafta sonra mı olur? Onu tabii ki bilemiyorum ama muhakkak bir bedeli vardır bunun. Hocam bana gelen bir bilgi vardı Galatasaray-Antalya spor maçından sonra. Abdülkadir Bitiken maç almayacak şeklinde bir bilgi geldi. Süper Kupa finalinden sonraki haftaya kadar yaklaşık bir ay boyunca. Fakat hem bugün hem de dün VAR hakemi olarak görev yaptı. Dün Ankara Gücü Samsun spor maçında. Bugün de Manisa FK Ümraniye maçında görev alacak. Salim o kadar böyle insanlar sosyal medyada değişik yerlerde bir haber atıyorlar. Ondan sonra o haber dönüyor. Herkes o habere inanıyor. Yani bu tip şeylerde şöyle olmalı esasında. Daha şeffaf ve açık olmalıyız. Yönetimsel olmalı. Bu tip bir şeylerde olduğu zaman Futbol Federasyonu nezdinde nasıl internet sitesi var. Çıkıp kısa bir açıklamayla böyle bir haber vardır ama bu haber gerçek dışıdır veya evet bu böyle bir dinlendirmeyi almışızdır dersek bu tartışmaların da önüne geçeriz. Şeffaflıktan, açıklıktan, doğruluktan bence kaçmamamız lazım.
Peki hocam, VAR kayıtları açıklanıyor. Bununla ilgili yorumunuz nedir? VAR kayıtlarının açıklanmasını doğru buluyor musunuz? Özellikle de genel futbol kitlesi pozisyonlarla ilgili VAR kayıtları açıklanıyor, ancak gidilmeyen kritik pozisyonlar da açıklansın diyor. Bu konuyla ilgili yorumunuz, düşünceniz nedir? Şöyle söyleyeyim, yani tabii ki VAR kayıtları, şimdi VAR protokolünü hiç kimse bilmiyor. Sadece herkes bana göre, sana göre, buna niye gitmedi, bunu niye dinlemedi? Evet. Önce bir protokolü herkesin bilmesi lazım. Protokola göre hareket ediliyor hakem ve VAR'daki hakemle kardeşlerimiz. Ama VAR kayıtlarının açıklanması hiçbir şeyi çözmedi. Daha çok polemik yarattı. Ben inanıyorum ki bak 3-5 hafta sonra, çünkü kamuoyunun beklediği şeyler duyulamıyor. Sadece maç içinde neyse o konuşuluyor, ki doğrusu o zaten. İnsanlar bu, çünkü eğer VAR uyarmadıysa, sana göre bana göre değil, hepimizin sana göre de bana göre de aynı şeyde, aynı konuda hemfikir olduğumuzda, hakem başka bir pozisyonda bir şey görmüş ama VAR görüntüyle onun öyle olmadığını, farklı bir gerçeğini gösterirse izleme tavsiye ediyor. Ama burada en ufak bir şeyde işte acaba konuştu mu? Bir de bizim hakemlerimizin de artık biraz çok fazla en ufak bir itirazları engellemek için bir şekilde kulağına götürüyor. Kulağına götürürken işte oyuncuların gelmesini engelliyor ama sanki her pozisyonda VAR'dan bir yardım bekliyor gibi bir hava yaratıldı. Hakemler önce sahada hakemliğini yapmalı. VAR en son %100 bir hata olduğu zaman hakeme yardımcı, çok önemli bir faktör, etken, bir haksızlığı engellemek için, önlenmesi için İFAP tarafından ortaya çıkılmış ve birçok ülkede uygulanıyor. Onun için hakem arkadaşlarımızın da bu tembelliklerinden uzaklaşmaları, pozisyonları önce kendinin yorumlaması lazım. Ondan sonra VAR'dan görmediği çok net bir pozisyondan yardım alması çok doğal olur. Ama inanıyorum ki bak bir ay sonra bu VAR kayıtlarının yayınlanması da ortadan kalkacak. Peki hocam, çok merak edilen bir konu daha var. Sormak istiyorum. Süper Kupa finali var Nisan ayında Şanlıurfa'da. Evet. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Bu maçla ilgili yabancı hakem konusu da gündeme geliyor. Yabancı gözlemciden sonra bu maça yabancı hakem de atanabilir şeklinde yorumlar var. Sizin hocam öngörünüz, size gelen bilgiler var mı bu konuyla ilgili? Vallahi yabancı... bana hiç böyle bir öngörüm gelmedi ama bana kişisel düşüncemi söyleyeyim sana. Tabii ki. Şu anda Türkiye'de işte iki takımı, Süper Kupa'ya katılan iki takımın şampiyonluk mücadelesindeki her müsabaka öncesi yayın açıklanan hakem kim olursa olsun, Süper Lig'deki işte bütün kadrodaki hakem arkadaşlarımızın hangisi açıklansa, işte geçmiş maçları, ondan önceki yönettiği maçları, VAR'daysa hangi maçlarda görev aldı, maç öncesi zaten bir hışıma uğruyorlar, bir şekilde yıpranıyorlar. Eğer yabancı hakem gelecek ve yabancı hakem VAR'daki de gelsin, yöneten de gelsin de bizim hakemlerimiz rahatlasın, ne konuşacaklarsa bu kamuoyundaki arkadaşlarımız, ne anlatacaklarsa ben de çok merak ediyorum. Şu anda hakemden başka konuşmayanlar acaba yabancı hakem ve VAR'da yabancı olduğu zaman o müsabakadan sonra ne konuşurlar ve ben Futbol Federasyonu'nda inşallah getirir de herkes rahatlar, herkes de neyin ne olduğunu görür diye bekliyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız. Ben teşekkür ederim. Göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir şey olursa her zaman görüşebiliriz. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Metin Tokat'tı. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy. Ayhan Şensoy ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ayhan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salimciğim. Çok teşekkürler. İyiyim, umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Herkese güzel bir hafta dilerim bu arada. Teşekkür ederim Ayhan abi. Ben de iyiyim, hamdolsun, çok şükür. Ayhan abi, hemen Süper Lig ve birincilikten kısa kısa bahsedelim istiyorum. Programımızda Süper Lig'de hafta tamamlanıyor. Gaziantep FK Beşiktaş maçı var. Maç öncesi öngörün nedir? Gaziantep'te bir hoca değişikliği.
Yani açıkça bu değişikliğin Gaziantep'e olumlu yansıyacağını ve en az bu akşamki maçtan bir puan çıkaracağını düşünüyorum ben. Zaten Beşiktaş'ta da yani çok düzenli bir sezon olmuyor. Yani çalkantılı oluyor. Zaman zaman işte futbol iyi olmasa da bir galibiyet serisi olabiliyor. Zaman zaman düşüşler oluyor. Geçen hafta derbideki futbolu ben açık söyleyeyim hiç beğenmedim Beşiktaş'ın oyunu. Geriye düştükten sonra hiçbir şekilde reaksiyon gösterememişti. Şu an tamamen Türkiye Kupası'na odaklanmış durumdalar. Keza orada ciddi rakip olarak Trabzon karşılarında var. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray denendi. Beşiktaş artık bundan sonra sezonun kalan kısmındaki maçları idare edip işte oyuncuların önümüzdeki sezon devam edeceği, devam edip etmeyeceği oyuncuları belirleyecek en azından performanslarına göre. Açıkça çok böyle yüksek bir motivasyona da çıkmayacaklarını düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise bir değişiklik oldu. Selçuk Yunan Hoca geldi. Sen de haberi paylaşmıştın. Ben senden öğrendim bu arada. Evet. Yani ilk Türkiye'de paylaşan biz olduk abi. Kutlarım seni. Dolayısıyla Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu akşam en az bir puan belki bir şekilde kazanabileceğini tahmin ediyorum. En azından öngörüyorum yani şu anki tabloda. Maçla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy, sohbetimiz devam ediyor. Ayhan abi, Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep FK'da teknik direktör Şumidika gitti, Selçuk İnan geldi. Fatih Karagümrük'te Şoto Hoca gitti, yerine Tolunay Kafkas Hoca geldi. Yorumun nedir abi bu değişikliklerle ilgili? Bu arada da Süper Lig'de çok fazla değişim oldu. Yani birincilik takımlarını ya artık aratmayacak benim düzeyde. Hani gerçekten bu benim için böyle çok bir haber değeri taşımıyor. Çünkü her sene aynı şeyleri yaşıyoruz. Tekrardan ibareti. Selçuk İnan için aslında merak ediyorum. Az önce de bahsettim. Çünkü Kasımpaşa serüveni çok iyi geçmemişti Süper Lig'de. Hocalık konusunda çok kararlı, istekli biriydi. Son dönemde işte fon davasından biraz yıpranmıştı hoca. Umarım Gaziantep'te kendi kariyeri için güzel işler yapar. Karagümrük'ün tercihini ise Sayın Süleyman Urma genelde tanıdığı, bildiği isimlerle çalışmayı seviyor. Bir Trabzon cenahından gidiyor genelde. İşte Şosar Valestet, Olmaya Kafkas, Atani Dönem'in oyuncuları Trabzonspor'da birlikte futbol oynamışlardı. Yani çok bir şey diyemiyorum. Tolunay Hoca'nın da son dönemdeki kariyeri çok iyi değil hocalık konusunda. İşte şeyde çok eleştirildi. 17 binlik amirli futbol takımının başındayken yaptığı tercihler, oyuncu tercihleri, alınan sporlardan ardından Ankara Gücü deneyimi çok olumlu geçmedi. Tolunay Hoca için de belki yeniden bir çıkış dönemi olabilir Fatih Karagümrük. Bir çıkışa da ihtiyacı var. Yeniden bir kendini göstermeye, ispatlamaya da ihtiyacı var. Yani böyle bakıyorum aslında olaya biraz. Evet, Tolunay Hoca da son olarak Ankara Gücü'ndeydi. Yani Ankara Gücü'nde geçtiğimiz yıl bence iyiydi abi. Geçtiğimiz yıl performanslıydı. Bu sezon başında da zor bir fikstürle karşılaştı, onu da söyleyelim. O zor fikstürden de artık çıkmak çok zor oldu. Yani Salim hemen işi orada arıyorlar. Hoca değişikliğinde arıyorlar. Zaten bu yöntemin doğru olmadığını hepimiz dile getiriyoruz ama yani gör ki bunu kulüp yöneticilerine, başkanlara anlat. Ve buradan da iyi bir sonuç çıkmıyor. Maalesef hani işte aktiflerde görüyorum 2-3 hoca değiştiren takımlar var. Yine hedeflerden çok uzak kalmışlar. Bence biraz bir hocayı getirdiğimizde gerçekten hani en böyle işlerin kötü gittiği anlarda arkasında durabilmeniz lazım. Yoksa en kolay iş yani hocayı gönder. Zaten tazminatını da size ödemiyorsunuz. Kulüp ödüyor. Yani yöneticiler için söylüyorum bunu. Burada yine sorun yönetim kısmında gibi. Yani tamam hocalarda da problem olabilir ama biraz da bir sabır gerekiyor sanki yani. Çünkü işte bu sene Liverpool'a veda edecek olan Jürgen Klopp 5. yılda şampiyon yapmıştı yanılmıyorsam Liverpool Premier Lig'de. Hani hemen her şey bir günde olmuyor. Ama bizim de ülke olarak iki konuda çok büyük sıkıntımız var. Mücadele ve sabır. Yani ikisi olmayınca sonuç almak mümkün değil. Biraz önce mücadeleyi gösterip, mücadele sabır da gösterip bekleyip sonuç almak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım.
Ayhan Şensoy sohbetimiz devam ediyor. Ayhan abi, Fatih Karagümrük'te dediğin gibi teknik direktör değişikliği yaşandı. İfade edelim, Tolunay Hoca göreve geldi. Gaziantep'te değişiklik yaşandı. Ben milli ara var gelecek hafta. Milli aradan, yani milli ara demek teknik direktör değişikliği demek. Ben milli ara sonrasında da, yani geçen gelecek haftanın maçları tamamlandıktan sonra da hoca değişikliklerini öngörüyorum. Ne dersin? Olabilir mi? Kimlerde bekliyorsun mesela? Yani kimlerde bekliyorum? Ankara Gücü kazanamazsa Ankara Gücü'nü de bekliyorum. Onun dışında yani Süper Lig'de direkt baktığımızda, yani Trabzonspor, Beşiktaş bu takımlarda olmaz. Çünkü bu takımlar gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Yani kontrol ettiğimde abi, Hatay yani aslında... mesela Hatayspor bu hafta önemli bir puan aldı. Hatayspor mesela önemli bir puan aldı ama yine ben Hatayspor'un da, yani Kayseri deplasmanından bir puan çıkardılar, önemli ama orada da ciddi sıkıntıların olduğu kanaatindeyim. Zor bir fikstüre giriyorlar. Konyaspor hocayla yollar ayırmaz. Samsunspor ayırmaz. Adana Demirspor devam eder. Sivas devam eder. Antalya'da Sergen Hoca inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Antalya'da Nuri Şahin gittikten sonra bir şey oldu. Yani bir çözülme oldu eski oyun gücü ve bunu skora yansıtma konusunda. Bir sıkıntıları var. Ama ben Sergen Hoca'nın sezonunu tamamlayacağını düşünüyorum orada açıkça. Ankara Gücü'nde işte çok, onlar da çok çalkantılı. İşte başkanın yaptığı, Ankara Gücü Başakşehir'le oynuyor abi. Başkanın yaptığı o hakeme saldırıdan sonra orada bir şey oldu. Yani zaten işte yolunda gitmiyordu. Tolunay Hoca başlamışlardı. Hoca bir düzen kuramadı. Sağ içinde iyi bir yani elindeki oyunculardan bir takım yaratamadı. Emre Belözoğlu da bunu üzerine bir şey koyamadı yani geldikten sonra. Bunu söyleyeyim, net bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela ben Ankara Gücü'nün kadrosunun o kadar kötü olmadığı kanaatindeyim. Yani o kadronun karşılığı, yani sahada futbol olarak göremediğimizi düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ama Emre Hoca'nın da yani işte Başakşehir'den ayrılma süreci, ardından fon davasının adının karışması motivasyonu biraz veremedi gibi geliyor bana. Hani dışarıdan gördüğüm kadarıyla, bir bilgi değil bu, tamamen kendi görüşümü paylaşıyorum. Benim izlenimim bu yönde. Evet. Mesela ben örnek vereyim. Bir mesela Ankara Gücü Samsun Spor deplasmanına gidiyor. Çok önemli bir maç. Yani Ankara Gücü'nün en önemli maçı, Samsun Spor'un da en önemli maçı. 6 puanlık bir maç. Hemfikir miyiz abi? Yani evet. Yani maçtan bir gün önce Emre Hoca'nın röportajı yayınlandı. Güzel bir röportajdı. İstanbul bir üniversitede öğrencilerle buluşulmuştu. Cumartesi günü yayınlandı röportaj. Pazar günü takımın çok önemli bir maçı var. Yani röportaj gazeteciler için, biz de burada yapıyoruz. Önemli bir prestijdir. Bizim mesleğimizin gözdesidir. Ancak maçtan bir gün önce yayınlaması. Ben bir Ankara Gücü taraftarı olsam, röportajı izlesem, takip etsem, tepki gösterebilirim. Derim ki yarın çok önemli bir maç var, bu röportaj ne alaka? Ve ben Emre Hoca'yı mesela çok seviyorum. Çok önemli bir futbol figürü, saygı duyuyorum. Ancak bazı şeylere çok takıldığını düşünüyorum. Yani Ankara Gücü'nün önemli bir mücadele içerisinde Fenerbahçe maçında yaşananlar, Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalara falan çok takılıyor. Yani şu anda ana hedefi Ankara Gücü'nü ligde tutmak. Ankara Gücü Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Dediğin gibi önemli bir kadroya sahip. Mesela dün 90 dakika izledim. Son 25 dakikada çok baskı yediler ve çıkmakta çok zorlandılar. Yapılan transferler var. Ciddi derecede, yani şunu söyleyeyim, Süper Lig'de maddi anlamda en rahat kulüplerden birisidir Ankara Gücü. Birkaç ay ödemeler aksar ama bu noktada hala mesela desteğini sürdürüyor Sayın Başkan Faruk Koca. Onun dışında iyi bir ekip var, yönetim ekibi var. Hüseyin Aytekin olsun, şimdi sportif direktör geldi Yılmaz Bal. Ciddi bir mücadele veriyorlar. Emre Hoca da bu mücadelede önemli bir karakter.
Benim düşüncem bu şekilde. Yani çok fazla takıldığını düşünüyorum hocanın. Malum aslında yani temelde sorun nereye çıkıyor biliyor musun? Tüm takımlar demeyeyim de yani genelde %80'i diyebilirim buna. %80 herhalde yanlış bir oran olmaz. Herkes sezonluk plan yapıyor. Yani evet. Ve ortaya da çok iyi bir takım oyunu çıkmıyor. Yani işte geçmiş yıllarda uzun vadeli planlar yapıp iyi sonuçlar alan bir Sivasspor vardı. Rıza Çalınbay yönetiminde yaptığı. Yani biraz şey gerekiyor bence. Yani bir yönetim yola çıkarken planını 2-3 yıl yapmalı. Böyle birden bir sezon için yaptığında her zaman sıkıntı yaşarsın. Ankara Gücü'nde de onu görüyorum. Biraz sezonluk plan yapılıyor. Yani birçok kulüpte olduğu gibi. Yani abi Türkiye'de tüm kulüplerde bu şekilde sezonluk planlama yapılıyor. Türkiye'nin önemli kulüplerinde de böyle. Mesela şampiyon olamadığınız zaman yollar ayrılıyor. Yani bu aslında geçmişte çok güzel örnekleri var Salim. Çok özür dilerim sözünü kestim. Estağfurullah. Beşiktaş'ta Kilavan Biriş'te başlayan bir kadro kuruldu. O kadro oturduktan sonra üzerine eksikleri takviye yapıldı ve Şenol Güneş takımı 2 yıl üstte şampiyon yaptı. Hem de çok iyi futbol. Avrupa'da güzel sonuçlar aldı. Evet. Yani böyle birkaç tane sayabilirim. Yani çok fazla uzatmayayım. Keza Abdullah Avcı Trabzon'a bir takım kurdu. Sonraki hemen dağıttılar o takımı. Şampiyon olduktan sonraki sezon. İşte hani birçok adam, birçok oyuncu gitmek zorunda kaldı. Biraz sözleşmeleri yaparken işte oyuncu alışverişindeki planları ona göre yapmak gerekiyor. Çünkü futbolda tekrar tekrar söylüyorum, bir arada oynamak çok önemli. Yani Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında 91'de 92'de temel atılan takım 8 yıl sonra UEFA Kupası'nı aldı. Yani çünkü bir anda olmuyor hiçbir şey. Ama gel gör ki günümüz artık her şeyi sonuç alma üzerine kurulu bir düzen var dünyada ve futbolda bu fazlasıyla serayet etmiş durumda. Yani kulüplerin bu konuda da işte sosyal medya baskısına, taraftar baskısına yenildiğini düşünüyorum ben. Yani sabır gösteremiyorlar maalesef. Kesinlikle öyle abi. Yani burada sosyal medyadan dolayı direkt net bir şekilde vurgulayalım. Sabırsızlık oluşuyor. Ayhan abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Eklemek istediklerim var mı? Rica ederim. Herkese huzurlu, bereketli bir de Ramazan dilerim. Malum evet, Ramazan ayının günü abi. İlk günü. Sokaklarda güzel bir sükunet, sakinlik var. Memlekette de böyle huzurlu bir şekilde yaşamak için sükunete, sakinliğe, birbirimizin hayatlarına saygı duymaya ihtiyacımız var. Evet. Sana da kolaylıklar dilerim. Sana. Bu arada Ayhan abi, bu bölümü de izledim. Dün Fenerbahçe Pendik spor maçından sonra izledim. Feridun Düzü açtı konuğun. Gerçekten çok güzeldi. Bu arada dikkatimi çekti. En uzun yayın olmuştu. Yaklaşık 40-45 dakika vallahi bandında. Valla sohbeti duyamadık Feridun abiyle. Yani çok güzeldi. Hatta kendisini futbolla ilgili yapmış olduğu açıklamalar da çok çok iyiydi. Hatta ben de Ajans Spor'dan arkadaşlara ilettim. Son bölümü dedim haberleştirebilirsiniz diye. Şükran olur bak. Sevinirim yani. Yani futbolla ilgili de çok güzel açıklamalar da bulundu. Kendisi Beşiktaş taraftarı. Sosyal medyadan paylaşımını bekliyorum o zaman. Evet, yok benim çok hoşuma gitti Ayhan abi, çok çok güzeldi. Bunu da paylaşmak istedim. Diğer hafta kim konuk belli mi? Çok teşekkürler Salimciğim. Bu hafta için iki isim var, netleşince haber veririm ben sana. Tamamdır, görüşmek üzere, hoşça kal Ayhan abi. Çok iyi bak kendine, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy'du. Sizlerden gelen sorular var, onları da cevaplayalım. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan yazmış Nevzat Bey. Nevzat Ohri yazmış. Sayın manavi programlar, eğer bir hakem sahada görüntülerden hareket edilip sahadaki görüntülerden hakaret edilip otoritesi yerlere atılıyor ve bu görüntüler maddesel delil sayılıp sezon sonuna kadar ceza alabiliyorsa futbolcuya neden bir ceza verilmiyor? Bu tarz soruya soru, yani bu tarzda bir soru Mustafa Demirkaya tarafından gelmişti. Mustafa Demirkaya'nın sorusunu Metin Tokat'a sormuştum. Yapmış olduğumuz röportajların deşifresi, yani haberleştirilmiş hali gün içerisinde Ajans Spor'da olacak sevgili dinleyenler. Yayınımızı noktalıyoruz yavaş yavaş. Bugün yayınımız saat 14'e kadar devam etti. Benden hemen sonra Radyo Spor'da Mert Elem, Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.